Şimdi dış politika ile ilgili cevapladım. Suriyelilerle ilgili. Şimdi ben hafta sonu Kayseri'deydim Cansu Hanım. Kayseri'de çok Suriyeli var mı? Anlatayım size. Bir gün sizi götüreyim. Bizim Kayseri'de köyün çıkışında bir dağlık tepelik alan var. 5-6 tane çadır var. O çadırda ki bulunanlar işte Suriye'den vesaire gelenler. Ya eğer Suriyeliler olmasın. Bakın Suriyelilerin negatif yönlerini zaten arkadaşlar söyledi. Ben de pozitif birkaç şey söyleyeyim. İnan pancar tarlasında bir tane ırgat bulamayız. Ucuz iş gücü. Ucuz iş gücü. Bulamayız abi. O da kötü. Ya ayrı bir şey. Afganlar arkadaşlar. Yani kötü. Afganlar olmasın. Cansu Hanım bakın çoban Türkiye'de diyoruz ki yani et fiyatları yüksek. Pahalı ücret de versen bulamıyorsun. Bulamıyorsun ya. Bakın 2500 liraya ırgat köylü eskiden imece usulü vardı kardeşim. Birisi senin tarlana gelir, sen de onun tarlasına gelirsin. Pancarı, nohut vesaire. Şimdi pancarı, kaba sayısında mı? Abi şu anda öyle. Bizim köyde götüreyim sizi. Baharda geliyor. Afganlar olmasa çoban bulamıyorsun. Şimdi et fiyatları diyoruz değil mi? Afganlar olmasa çoban yok. Arkadaşlar şunu da söyleyelim. Zaman zaman bu göçler dinamizm sağlar. İngiltere'ye evet, gidin dünyanın 72,5 milleti var. Almanya'da 15 milyon göçmen ve var. Ve ne oluyor? Zaman zaman bunlar farklı sektörlerde, hizmet sektörlerinde etkili oluyor. Ankara sitelere gelelim. Ama Cansu şimdi Canan, Almanya'daki ırgat şey, usta yok, çırak yok, çırak. Almanya'dakiler de ilk önce öyleydi. Çırak yok, çırak. Siteler Esnaf Odası Başkanı ama diyor ki, bak geçen gün Şaban Bey bir şey söyledi. Türkiye'de üniversitelerin yarısı kapansa yeridir dedi. Kapanabilir. Hiç itiraz etmiyorum. Ara eleman yok. Sanayide eleman yok. Suriyeliler Sinan var. Bey, son Alman bir şey daha söylüyorum. Ekonomiyle ilgili Şaban Bey battı bitti dedi ya. Bakın son. 2001'de son iki örnek veriyorum. Rahmetli Ecevit'in ve bulunduğu ekonomi döneminde hani AK Parti'nin şu anda en zor dediğimiz, en kötü, enflasyonun en kötü dediğimiz zamandayız ya şu anda. Bakın 2001'de asgari ücret 102 TL. Asgari ücret şu anda 17.002 TL. 2001'de yani Ecevit döneminde 90 dolarmış asgari ücret. AK Parti döneminden en kötü dediğimiz dönem var ya 527 dolar. Konu buraya nasıl geldi Sinan Bey? Bir dakika ekonomi battı. Geçen hafta Afgan çobanlardan. Hayır öyle ekonomi battı dedi. Suriye yüzünden battı dedi ya. Tamam, Sinan kardeşim maliye bürokratlarından aldığı pembe tabloya geliyor burada anlatıyor böyle iki program. Şimdi, ama şimdi sevgili Sinan, sen bunu emekli vatandaşlarımıza anlat bu maliyecilerin. Maliyeciler pembe tabloları. Evet, maliye bürokratları bu pembe tabloları hazırlıyorlar. Bakan Bey'in önüne koyuyorlar Mehmet Şimşek'in önüne. Sayın Mehmet Şimşek de kabine toplantısı olduğu gün götürüyor kabine. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki Şimşek efendim diyor bak bunlar göstergelerimiz böyle. Google'a gir bul Mehmet Şimşek'e gerek Google'da, yok ya. Ama sokağın asgari ücreti Google'a gir bul Cansu Hanım. Neden o zaman açıklığı ortada? En çok çıldırdığı nokta bu. Bunları açıkladığımız zaman çıldırıyorlar. Ya, tamam ya arkadaşlar. Bu verilerde çıldırıyorlar. Arkadaşlar çıldırma meselesi değil. 2021'de bu. 2024'de bu. Efendim AK Parti'nin en kötü enflasyonun en kötü dediğimiz dönemi söylüyorum ben ya. Ya vatandaş simit alamıyor. Vatandaş simit alamıyor. Ekonomi diyor ki lira, asgari ücret daha iyi. Rakamla konuşuyorum. Anlamıyorum. Ekonomi battı diyemezsin. Hayat ben pahalı. Ekonomi battı diyemezsin. Şimdi, 10 bin lira maaş nasıl yaşayacak? Bak şunun altını çizeyim. Sözcüklere dikkat etmek zorundayız. Ekonomi, hayat pahalılığı var. Ekonomi battı, bitti, perişan diyemezsin. Diyemez. Böyle bir şey yok. Ben de diyorum bu ki. Bu bir yalan. Nasıl yok? Hocam kirada bakın. Kirayı bak ben diyorum ki. Kira ödeyemiyor insanlar. Şöyle söyleyeyim. Kira pahalı mı? Pahalı. Enflasyon var mı? Var. Insanlar. Hayat pahalı mı? Pahalı. En peki kötü şapını, dönemde kuru, bile bakın. En kötü çalışıyor. Dönemde bile diyorum ki ya rakam veriyorum. Ya ne rakam veriyorsunuz? Rakamlar beğenmiyor. Öğretmenler beğenmiyor. 82 litre benzin alıyormuş Cansu Canan. Geçen hafta aynı şeyleri söyledi. 2001'de. Bu yok bu 2001. Geçen haftaki 2010'du. zaten şimdi Sinan Burhan şunu de zaten. 82 litre benzin alıyormuş. Hocam bak hemen bitirip size vereceğim. Yok seni teyiden söylüyorum. Şu, buyurun. Seçimi kaybettin zaten. Arabamız yok. Bütün bu yüzden... Arabamı o zaman ekmek söyleyeyim. Şimdi, o zaman ne ekmek söyleyeyim. Söylesene. Bisiklete binemiyorum. O zaman ekmek söyleyeyim. 2001'de yani, 510 ekmek alıyormuşum. 2024'te 1700 ekmek alıyormuşum. Anlamıyorum. Anlamıyorum. Ben söyleyeyim hocam, sana. Değil diyorum. Ya haber kaynaklarına başım belaya girdi. Söylüyorum. Ben diyorum ki en kötü dediğimiz zamanda bile diyorum. O tablosu Ecevit'i %1'e indirdi 3 Kasım itibariyle. Yani sen eti söyleyeyim sana. 2001'de 12.43 kilogram, 2024'te 23 kilosu ne kadar?
Buyur. Şimdi kilosuyla bak. 2010'da etin kilosu ne kadar alınan etten bahsediyorum. Bakın, tamam, ücretten bahsediyoruz. Neden bahsedeceğiz? Yani, bir katkıda şimdi, bulunabilir miyim? Buyurun. Ben de programın moderatörü olarak rakam var. Yüksek müsaadelerinizle bir katkıda bulunacağım. Asgari ücrette ara zam ve enflasyon ilişkisi. Önceden fiyat artışı asgari ücrete yılda 2 zam getiriyordu. Şimdi ise fiyat düşüş beklentisi asgari ücrete yılda tek zam getiriyor. Yani bu asgari ücreti arttırdıkça enflasyon daha çok artıyor, zamlar daha çok artıyor ve bu içinden çıkılamaz bir döngüye dönüşüyor. Dolayısıyla artışlar dursun diye. Bir de açgözlülük enflasyonu ekleyelim buna. Çünkü durup dururken dolarda bir artış yokken, benzinde bir artış yokken inanılmaz derecede fiyatları arttıran bir anlayış hakim oldu. Yok fiyatta. Aynı yani, peynir 100 lira bir yerde, bir yerde 300 lira. Ama burada da görev kime düşüyor? Yani, hükümete düşüyor. Bugün, Ticaret Bakanlığı'na düşüyor yani denetim. Haşmet Babaoğlu yazmış bugün. Yani bir vantilatör alacaktım diyor. Bir hafta önce gittim diyor. 1000 liraydı diyor. Bir hafta sonra gittim diyor, 2000 lira olmuş diyor. Ne oldu da böyle oldum dedi diye soruyor. Sen daha iyi bilirsin Haşmet abi diyorlarmış. Ya ben daha iyi bir şey bilmiyorum. Yani bu durup dururken nasıl 2000 lira oldu? Evet. Yani açgözlülük enflasyonu dediğimiz bir enflasyon işte ama. Evet, bir de gel o zaman karma ekonomiye geçelim. Ben karma ekonomiyi savunuyorum başından beri. Serbest piyasayı savunursan bunu ben serbest piyasayı savunmuyorum. Sizin için demiyorum. Serbest piyasayı savunanlar buna buna da itiraz edemez. Bak şunu söyleyeyim yalnız. Bak görünmez et devrimi. Yani o makarna geçen hafta 10 lira olan makarna asgari ücrete zam geldiğinde 20 lira oluyorsa batılı ben ona itiraz edemezsin. Batı'nın en kapitalist ülkesinde böylesine spekülatif fiyatlar konulduğu zaman aynı fikirdeyiz. Adamın anasını ağlatırlar. Evet. Hiç gözünü yaşına bakmazlar. Türkiye'de serbest piyasanın ve kapitalizmin uygulandığı bir ülke olarak bakanlıklara ve ilgili denetim kuruluşlarına büyük görev düşüyor ve görevlerini yapmalılar. Yani mesela kartel oluşturdular dedi. Rekabet kurulu değil mi? 2.7 milyar lira ceza kesti. ABD'de olsa bu kartelleşme o marketlerin izi kalmazdı. Evet. Söyleyeyim yani izi kalmazdı. Evet. Yani Türkiye'de yaptırım gücü çok fazla yok. Çok fazla diyor yani. Hiç yok. Çok yani. Bir de şimdi barınma krizi en büyük krizlerden bir tanesi. %25'te kalkıyor. Burada tabii çift tarafta düşünmek lazım. Mesela Amsterdam'da mıydı? Sinan beni düzelt lütfen. Üst sınır getirildi kiralara. Yani tabii bu krizden getirildi. Dolayı. Yani tabii ki getirildi. Ön almak için. Şimdi önemli problemlerden bir tanesi. Sinan Bey söylüyorsunuz işte o zaman işte 10 kilo alınıyordu. Şimdi 35 kilo 48 kilo alınıyor diye ama o zaman insanların güvenlik ve barınmayla ilgili bir kaygı ve anksiyeteleri yoktu. Şimdi insanlar en çok artan şey ev kiraları. İnsanlar gerçekten bu konuyla ilgili çok kaygılılar. 6 ayda bir sözleşme diretiyor ev sahipleri. Ev kiraları hayat pahalı. Sinan ev kiraları sözleşmeleri büyük şehirlerde işi içinden çıkılmıyor. Sinan Bey ev vermiyor bakın ev vermiyor. Ama en kötü tablo bile dedik. Budur Sinan yani Bey, her şeyler battı bitti diyemeyiz yani. Ev sahipleri ev vermiyor İstanbul'da ya biliyor musunuz? 6 şeyde ayda bir sözleşme yenilersen ev vereceğim diyor. Şeyde yani 2002 öncesinde çözüm değil. AK Parti iktidar olmadan önce bir memur, bir öğretmen, bir asker, bir polis, bir savcı emekli ikramiyesiyle emekli olunca ev alabiliyor. Evet, evet. Sinan, sevgili Sinan, bir öğretmen, bir polis memuru emekli olduğu zaman devletten aldı, toplu ikramiyeyle gidiyordu, evi alıyordu. Gelecek hafta ona da bakacağım. Oturuyordu. Şehir efsanesi gerçek mi bakacağız? Şimdi bırak evi, bırak evi. Valla benim babamın evi orada alamadım. Bak 2001 için demiyorum. Bakın 95'te, 96'da, 93'te, 92'de bu vardı. 2001 krizinde alınabiliyor muydu? Bakacağım onu. Yok öyle bir o şey. O kriz. O yok bence bunu depremle, söyleyeyim. Depremle 99 depremi artı 2002. Peki bittik mi Alper? Kasım Şubat krizi. Şey, Sinan Burhan ne oldu? Peki. Ecevit'i %22'den %1'e indirdi. Peki sevgili konuklarım çok teşekkür ederim. Ağzınıza zihninize sağlık bitti. Şeyimiz var onu hemen çok kısa alayım hemen, o kulisi o başlığı bak. Açamayacağım çünkü ben o zaman hemen hızlıca cevap vereyim çünkü ben şöyle Fuat Uğur'un yarınki tv100.com'daki köşe yazısı Türkiye'nin gri listeden çıkmasıyla ilgili çok dolu
360 derece araştırılmış bir yazı. Bugün süremiz bittiği için giremedik. TV100.com'da Fuat Uğur'un yazılarını okumanızı tavsiye ediyorum. Arkadaşlar bak bugün şu açıdan önemli. Ben bugün, Süleyman Bey'le konuşmuş. Evet, gri listeyle ilgili Sayın Mehmet Şimşek başardık demişti. Ve sosyal medyada, gazetelerde, televizyonlarda Sayın Süleyman Soylu'yu suçlayan çeşitli açıklamaları vardı. Ben de bugün Süleyman Soylu Bey'i aradım. Sayın Bakanım, deniliyor ki Süleyman Soylu mafya ile mücadele etmiyordu. Sadeleştirerek anlatıyorum. Terörün finansmanı meselesinde zafiyeti vardı. Kara para konusunda adım atmıyordu gibi sizi suçluyorlar. Gri listeye de sizin yüzünüzden girdiğini söylüyorlar. Bu konuyla ilgili ne diyorsunuz? Türkiye bu konuyu konuşuyor dedim. Süleyman Soylu'nun dediği şu. Diyor ki benim diyor mafya ile mücadele etmediğime dair, terörle mücadeledeki zafiyetime dair, işte şaibeli kara paraya ilişkin bir zafiyetime dair bir bilgi ve belge ortaya koyan olursa ben bu toplumun içerisine çıkmam, siyaseti bırakırım, bunu söylemek diyor ahlaksızlıktır diyor. Soruyorum diyor, 2011 yılında Türkiye gri listeye girdi. O zamandan ben soktum diyor. 2014'te çıktı diyor. 2011 yılında Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Mehmet Bey'di. Yine aynı dönemde çıktı. Dolayısıyla Mehmet da. Mehmet Şimşek'in mi? Mehmet Şimşek'in yüzünden mi Türkiye'nin? Değil. Bak, değil. Mehmet Şimşek Maliye Bakanı'ydı. 2011'de de vardı. Sonra çıktık. Bu diyor rutin bir şey. Ben diyor, ben diyor mafya ile mücadele ile ilgili kanun çıkartılmasında ben önce oldum diyor. 750 tane suç örgütüyle ilgili diyor. 750 suç örgütüyle ben mücadele ettim diyor. Son olarak şunu söylüyor. Süremiz yok. Diyor ki kardeşim ben diyor bu konuyla ilgili elimden geleni yaptım. Bütün bir tane bilgisi belgesi olan varsa getirsin diyor Süleyman Soylu Bey. Peki. Ben diyor siyaseti bırakacağım. Peki diyor. Teşekkür ederim. Bu konuyla ilgili bu gri listeye girme meselesi böyle bir günlük iki günlük mesele değil. Üç cümle söyleyeceğim. Üç cümle lütfen. 2011 yılında çıktık. Gri listeye girdik. 2014 yılında tekrar çıktık. 2018 yılında dördüncü tur görüşmeleri başladı. Mali Eylem Görev Gücü FATF 40 tavsiyede bulundu. 40 tavsiyenin 39'u geçmiş dönemde yerine getirildi.